Sevgili seyirciler merhaba. Bir yüzme ile ilgili bir programda daha beraberiz. Aslında spor ruhunun herhalde en çok ilgilendiği branşlardan bir tanesi yüzme. Torpil mi yapıyoruz Mustafa abi yüzmeye? Vallahi herhalde torpil oluyor biraz. Evet. Sevgili seyirciler bugünkü program konuğumuz Türk yüzmesinde artık duayen isimlerden bir tanesi Mustafa Tuncer. Üçüncü kademe yüzme Hanımefendi. antrenörü. En azından resmi olarak öyle diyelim. Uzun yıllar Yüzme Federasyonu'nda koordinatör olarak da görev yaptı. Abi merhaba. Merhaba. Olimpiyatlara 15 ay kaldı ve yüzme ne durumdayız? Valla olimpiyat için çok iyi bir durumda olduğumuzu söylemek pek mümkün değil. Çünkü bu işin hazırlığı, olimpiyatlara hazırlık öyle 3 seneyle, 5 seneyle olacak iş değil. En azından bir 10-12 senelik bir çalışmanın gerektiğini dünya yapıyor. Bununla ilgili de örnekler var. İşte Brezilya olimpiyatları aldı. Olimpiyatları aldıktan sonra da bu işe soyundu. Ve bugüne kadar yüzmede ismi okunmayan Brezilya'nın şu an dünya rekorları kıran sporcuları var. Ve bunlar da son bir iki senede çıkmadı. Bunlar olimpiyat alınmadan önce niyetlenildiği zaman alındı. Ve ondan sonra da bu iş kovalandı. Yani bizim de ancak olimpiyat için hedef koyarsak, eğer 2024 olimpiyatlarını Türkiye'de yapacaksak bugünden onun da çalışmasına başlamak gerekir diye düşünüyorum. Valla Mustafa abi güzel söylüyorsun, iyi söylüyorsun. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Mevcut federasyon zaten 8 bitti, 9. yılında sanıyorum. Evet. Yani biraz bir kıpırdanma olması gerekmiyor mu? Yani Çok mu şey bekliyoruz yüzme ailesi olarak? valla çok bir şey biz aslında beklemiyoruz. Bundan 10 sene öncesine gittiğiniz zaman tesisler çok daha farklıydı, daha az sayıdaydı. Onun içinde problem var deniyordu. Bugün 81 ilde havuzlar var, 81 ilde üniversitelerin havuzları var. Ve illerin çoğunda da belediyelerin yurttaşların hizmetine açmış olduğu havuzlar var. İşte Ankara'da, İstanbul'da, Urfa'da, Gaziantep'te bu havuzlar belediyeler tarafından açılmış. Ama sporcuya yönelik olarak, yani performans sporcusuna yönelik olarak olimpiyatlara göre bir hazırlık yapılıyor mu? Yapılmıyor. Peki abi bu şey hiç işe yaramıyor mu? Ya da senin görüşün nedir? Bu tohum projesi deniyor. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri. Bununla ilgili görüşün ne? Hayır, şimdi tohum iyi bir proje. Olması gereken bir proje. Ama olması gerekenlerin bir kısmı eksik. Şimdi hepimiz ebeveyniz. Hepimizin çocukları var. Yani biz tohum projesine, yani Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine çocuklarımızı gönderip de gözümüz arkada kalmadan spor yapmalarını istiyorsak bu çocukların geleceğinin garanti altına alınması lazım. Yoksa günü kurtarmak için bugün işte beslenme yardımı diye, efendim işte cep harçlığı diye verilen paralarla bu çocukların istikballerinin sağlanacağını düşünmüyorum. Onun için de yani olması gereken bir proje, yani bir adımdır olimpiyatlar için, ama hangi olimpiyata hazırlık yapıldığı ve bu çocuklara ne verileceğinin bilinmesi gerekiyor. Ya tabii bir başka sorun da şu. Sonuç itibariyle bu mevcut tohum projesi olsun veya tesisler olsun, federasyon olsun ne olursa olsun sonuçta buraları besleyecek bir kaynak olması lazım. Tabii. Bu kaynakta bizim işte vatanımız Anadolu. Trakya, Anadolu bizim vatanımız. Anadolu'da yüzme ne durumda? Çünkü siz farklı vesilelerle çok fazla Türkiye'yi karış karış dolaşıyorsunuz. Yani Anadolu'dan sporcu çıkmazsa, Trakya'dan sporcu çıkmazsa, oralar beslemezse, süzülüp üst kademeye elit sporcu aşamasına gelmezse ne yaparsanız yapın. Yani Anadolu'da yüzme ne durumda? Şimdi Anadolu'da söylediğim gibi tesisler var. Ama bu tesislerin rasyonel işletimi ile ilgili bir takım problemler var. Yani bu tesisler sadece sporcuya yönelik olmuyor. Bir de bizim en büyük problemimiz burada kulüplerin bu işi biraz da ticari gözle bakmaları oluyor. Yani bu işten artı gelir elde etmek istemeleri oluyor. Onun için de çalışma programları birer saatlik, birer buçuk saatlik, 2 saati bulan yerler çok az. Yani antrenmanlarla bu işi götürmeye çalışıyorlar. Ve bu nedenle de istenilen verimin alınmadığını Yani düşünüyorum. elit sporcuya yönelik değil de daha çok sanki hani
sağlıklı yaşam sporu yaptırılıyormuş gibi yapılıyor. Ama şöyle bir problem var abi. Yani birazdan konuklarımız da olacak Anadolu'nun çeşitli kentlerinden ama çok da haksız gibi durmuyorlar. Çünkü var olmaları gerekiyor, ayakta durmaları gerekiyor. Tabii. Bu sistemin içerisinde, bu mevcut yaklaşımın içerisinde nasıl olacak? Yani bir elit sporcu yetiştirdiği zaman bu kulübün ne kazancı oluyor? Şimdi Aydın Bey, bu şekilde değerlendirildiği zaman bir kulüpler havuza bir ücret ödüyorlar. Kulvar kirası diye bir şey ödeniyor. Onun dışında antrenöre ücret ödeniyor. Onun dışında kulübün zorunlu giderleri var. Yani işte kulüp lokali varsa elektriği var, suyu var, kirası var. Bunları bu şekilde tanımlamak gerekiyor. O zaman da kulüplerin şeylerden aldıkları, yani sporcu adaylarından aldıkları, yüzme okullarından aldıkları aidatlar yüksek geliyor. Türkiye'de ortalama gelirin 1500 lira civarında olduğunu varsayarsanız, iki çocuklu bir ailenin iki tane çocuğunu havuza gönderdiğini varsayarsanız, ki en ucuzundan söylüyorum, 100'er liradan 200 lira vermesi lazım. 100'er liradan 200 lira sadece havuz, yani kulübe ödeyecek. Veya işte il spor okuluna ödeyecek. Veya işte belediyeye ödeyecek. Yani bir yerlere bu para ödeniyor. Bunun bir gidiş gelişi var. Şimdi bugün artık çocuklarını tek başına gönderemiyor aileler. Mutlaka ebeveynlerden bir tanesi bunlarla beraber gidip gelmek zorunda. Götürecek ve geri getirecek. Bunun yol parası var. Bu antrenmandan çıktığı zaman, çocuk acıktığı zaman bir tane simit alacağım dese bunun da bir bedeli var. O zaman da aylık 400-500 liraya geliyor. 1500 liranın 500 lirasını alırsanız bir ailenin gelirinin üçte birinin bu spora gelmesi mümkün. O zaman da sadece yüzmeyi öğreniyor ve bu işi bırakıyorlar. Evet, kötü bir tablo çizdim Mustafa abi. Ama bu gerçek, bu ülkenin gerçeği. Peki bu gerçeklere aykırı mucizeleri yaratan antrenör arkadaşlardan, kulüp yöneticilerinden bir tanesi Murat Özdoğan. Ankara Aykon Spor Kulübü'nden. Murat Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olasınız, teşekkür ederiz. Pazar günü Mustafa Tuncer Hocam'la beraber yüzmeyi konuşuyoruz. Anadolu'da yüzmeyi konuşuyoruz, konuk oldunuz. Sağ olun, programınız yoğun biliyoruz. Murat Hocam, size şöyle başlayalım isterseniz. Mustafa Hocam demin tabloyu çizdi. Aslında sizin özellikle size sormak istediğim, siz çok sayıda elit sporcu yetiştirdiniz. Evet, Anadolu'daki kulüplerin mevcut şartlar içerisinde elit sporcu yetiştirmesinin çok da mümkün olmadığını Mustafa abi söylüyor ve bunun ekonomik gerekçelerini de ortaya koyuyor. Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Ya aslında Mustafa hocamıza da hak vermemek mümkün değil. Özellikle amatör branşlarda. Bir de iş yüzme olunca, maddi destek de az olunca gerçekten sporcu yetiştirmek çok zor. Yani çok meşakkatli. Tabii ki yani Mustafa Hocam çok daha tecrübeli bu konuda. Ama tabii her zaman olduğu gibi bu birazcık klişe sorunlara değinmenin çözüm olacağını da çok düşünmüyorum aslında. Her zaman diyoruz yetersiz tesis, eski tesis, yetersiz materyal destek, yetersiz maddi olanaklar. Tabii devlet tarafından desteklenmeyen kulüpler, ki Ankara olarak bakarsak Ankara'nın kalbi dediğimiz Anıttepe Yüzme Havuzu gibi bir o 40 tane kulübü kaldı, havuzumuzun kapanması. Bunları bir yere bırakarak bahsedersek başarı gelebilmesi için bence birazcık spor kültürünün değişmesi gerekiyor. Bu nasıl ki, hele ki spor kültüründen, yüzmeden bahsediyorsak yüzme bambaşka bir yapıya sahip. Çok fazla emek isteyen, çok sabır isteyen, çok meşakkatli bir spor, çok disiplin isteyen bir branş. Kurallara uyma konusunda olmazsa olmaz olan bir branş. Bu durumda bunların toplamını kaldırabilecek bir anne, baba ve çocuğun olması gerektiği bir branş. Ki az önce Mustafa hocamız da bahsediyordu. Getir, götür, dar gelirli bir aile, yüzme, diğer kara sporları gibi değil. Yani gerçekten ücretsel biraz daha yüksek bir spor. Çünkü masrafı çok fazla. Susal, ısıtmasal, kimyasal, elektriksel. Bunu da kulüplerin bir şekilde tabii elemine etmesi gerekiyor. Ama şöyle düşünürsek halen kış aylarında hava soğuk diye yüzme havuzuna gelmeyen ailelerin olduğu bir ülkede bence birazcık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani spor kültürünün, sporcu kültürünün değişmesi gerekiyor. Ailelere ilk öğretimde, kreşte, anaokulunda beden eğitiminin, sınıf hocaların, okullarının birazcık eğitim vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii biraz da devletten destek alırsak bence bir yerlere Türkiye olarak gelebiliriz. Çünkü Türkiye antrenörlerine de, Türk sporcularına da çok güveniyorum. Murat Hocam, siz aynı zamanda tabii bir spor kulübünün yöneticisisiniz. Benim çok merak ettiğim, buraya konuk olarak aldığımız bu bireysel sporları federasyon başkanlarına sorduğum bir soru var. Bir kulüp yöneticisi olarak hani yıllardır da yüzmenin içindesiniz. Size de aynı soruyu sormak isterim. Acaba bireysel sporlarda kulüp mü desteklenmeli? Bireysel, bir kere kulüp desteklenmeden olmaz. Sadece sporcu bazlı değil. Çünkü kulübün bir sporcu çıkartabilmesi için birçok uğraşı var. Çok iyi bir antrenör tutmak zorundasınız. Doğru mu? Çok iyi tuttuğunuz o antrenörün bir ücreti var. Yani ortalamanın üstünde. Bir de iyi bir sporcu yetiştirmek yüzmede biraz farklı. Hani kara sporları desteği var, sporcu desteği var, materyal desteği var. Malzemesi zaten çok pahalı olan bir spor. Bilmiyorum, hani yayına biraz geç katıldım izlemeye. Mustafa Hocam bahsetti mi? Bir gözlük, bir bone, bunlar 3 ayda bir yenileniyor. Çünkü klor sonuç itibariyle eskitiyor. Yani kesinlikle kulüp de desteklenmeli, antrenör de desteklenmeli ve sporcu da desteklenmeli diye düşünüyorum. Ama tabii bir gün bunlar olabilir ümidiyle de bu işe devam edeceğiz. Merak etmeyin. Siz hiç destek aldınız mı şimdiye kadar federasyondan veya herhangi bir kamu kuruluşundan? Hayır, almadık. Almadık. Yani tamamen kursiyerlerle kendi bağışlarla üzerinde dönen bir kulüp zaten, ne biliyorsunuz, bağışlarla hani ayakta duran, üyelerin yapmış olduğu bağışlarla ayakta duran bir iş aslında. Spor kulüpçülüğü, amatör branşlarda ile özellikle. Ama tabii dediğiniz şey, o nasıl olur? Olursa ne kadar olur? İşe yarar mı? Tabii ki onu yetkililere bırakırız. Halbuki Murat Hocam şöyle bir şey var. Baktığınız zaman kulüpler bu anlamda desteklenmeden, sizin de söylediğiniz gibi sporcu yetiştirmeleri mümkün değil. Sporcu yetişmediği zaman, yetenekler bulunmadığı zaman ya, ne yaparsanız yapın işte bu kadar, sen ben bizim olan şeklinde 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi ve işte bu kadar oluyor. Ben hep söylüyorum. Evet, aslında çok hassas bir konuya değindiniz. Sabaha kadar konuşsak burada büyük ihtimal bitmez diye düşünüyorum. Ama şu an halihazırda olan yeni yönetimimiz, federasyonsal bahsedersek, bir oluşum içerisine giriyor aslında. Fakat öyle bir yerden giriyor ki hep yabancı odaklı. Mesela başımıza gelen CEO'muz biliyorsunuz zaten, işte Bob Bowman, hani Türkiye'de biliyor bunu. Ve onun altındaki hani bölgelere dağıtılan baş antrenörlerimizin hepsi yabancı. Ama ben bir de devşirmelerimiz var tabii bunun içerisinde. Ben şuna çok iyi inanıyorum ki birçok milli takımda bulundum, yurt dışında bulundum. Türk antrenörleri de çok iyi ve Türk sporcular da çok iyi. Yeter ki bu ikiliyi gerçek şartlarda birleştirebilirim. Gerçek desteklerde birleştirebilirim. Ben kendi sporcuma ve antrenörüme çok güveniyorum. Ben onu söylemek istiyorum yani, altını çizerek. Evet. Peki bu tohum projelerinde siz sporcu verdiniz mi? Verdik tabii. Bir de şöyle verdik. Hani en iyi sporcu, bir kere tohum bir baraj üstü sporcu istiyor. Yani zaten sıradan bir yüzü istemiyor. Kaliteli bir yüzü istiyor. Mesela biz yaklaşık bir 10 tane sporcumuzu verdik. Bunlardan bir tanesi Türkiye rekortmeni zaten. Verdiklerimizin. Onların bünyesinde yüzüyor şu an. Peki hocam, şimdi şöyle mi oldu? Siz tohumda aynı zamanda görev alıyor musunuz? Kendi yetiştirdiğiniz sporcuyu orada da katkı sunmaya devam ediyor musunuz? Yani şöyle, tabii ki sunamıyoruz. Neden sunamıyoruz onu da anlatayım. Şimdi tohum projesinin yapıldığı tesisler bizim çalıştığımız tesislerle farklı havuzlar. Mesela burada biz ikamet ediyoruz. İş olarak sonuç itibariyle çalıştığımız bir yer var. Fakat çocuklarımızın o yabancı projeyle, yani yabancı hocayla ve tohum projesiyle girdiği antrenman saatlerimiz aynı saatler. Şimdi burayı bıraksak ne yapacağız? Orada bulunacağız. Tabii çalıştığımız yer burası, sorumlu olduğumuz yer burası. Bu durumda katılamıyorsun maalesef. Peki hocam, dahil olamıyoruz. Peki hocam, bu noktada siz motivasyonunuzu elit sporcu yetiştirme adına, siz derken şahsınızı tabii... Benim için değil, tüm Türkiye için aynı şey. Ve peki, kim hangi antrenöre sorarsanız sorun, bu cevabı alacaksınız. Memnunlar mı, değiller diye düşünüyorum ben de. Murat hocam, bu bir problem.
Neden bir problem? Sonuç itibariyle kendi yetiştirdiğiniz bir elit sporcunuz var ve bu sporcunuzun federasyondan destek alabilmesi, olimpiyata hazırlıkla ilgili bir projenin parçası olabilmesi için bu sporcunuzdan sizin ayrılmanız gerekiyor. Maalesef evet. Bu doğru bir yaklaşım değil, benim görüşüm. Ya tabii ki doğru bir yaklaşım değil ama bunu zaten bence yönetim kendisi de biliyor. Fakat sunduğu şartlarda hani bir birliktelik olabilir. Siz de çocuğunuzla beraber bu antrenmanlara dahil olabilirsiniz diyorlar aslında. Fakat bu dediklerini yapmamız mümkün değil. Az önce bahsettiğimden ötürü çalıştığımız, sorumlu olduğumuz, hani paramızı kazandığımız bir spor tesisi var zaten. Ama biz antrenmanlara başka bir TOM'un spor tesisine giremiyoruz. Çünkü bu saatte burada çalışmalarımız var. Ya yani ikinden birini seçmemiz gerekiyor. Evet. Tabii ki biz de doğal olarak hani sonuçları ekmek paramızı kazandığımız yerden şeyimizi kullanıyoruz, seçimimizi kullanıyoruz. Yani teorik olarak tabii ki buyurun, hoş geldiniz, haklısınız, hep beraber olalım deniyor ama real pratikte bu böyle olmuyor. Mümkün değil yani. En azından ben kendi spor kulübüm adına konuşayım, Aykon Spor Kulübü adına konuşayım. Bu çok zor, mümkün değil. Anladım. Ya bu yapıya zaten izin verecek bir sistem de olamaz. Antrenmanlara kim girecek buradaki? Gruplara kim girecek? Öyle düşünebilirsiniz yani. Sonuç itibariyle her spor tesisinde 20-30 tane farklı grup var. Farklı çark var. Bunu Mustafa Hocam da çok iyi biliyor. Tabii dahil olmak zorundasınız. Kendi spor tesisinizde, kendi tesisinizde. Peki hocam, bunun yerine alternatif bir öneriniz var mı? Mesela ben ne bileyim, şimdi beyin fırtınası gibi kafamdan canlandırayım. Mesela evet. Bu desteği, TOM projesine verilen desteği belli zamanlarda tabii ki başarıyı test etmek kaydıyla kulübe ve antrenöre verilse, çocuk yerinde kendini yetiştiren, yıllardır bir bağ kurduğu antrenörüyle birlikte, kulübüyle birlikte bu işi götürse, orada evet, yerinde desteklerse olur. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Olmaz olur mu? Mükemmel olur. Bir kere biliyorsunuz en çok emek harcanan, en zor sporlardan bir tanesi yüzme. Fakat en az para kazanılan sporlardan bir tanesi yine yüzme. Ya çok bağdaşmıyor aslında birbiriyle. Ya bir futbolcu olsanız zaten inanılmaz paranı alıyorsunuz. Antrenörden ya da sporcusundan fark etmiyor. Fakat yüzme de birazcık dışsal motivasyon olması gerek. İyi bir, zaten şöyle düşünün. Hani bir TOM projesinde yüzen sporcunuz rekortmense zaten onu bir yere getirmişsiniz diye düşünüyorum. Oraya getirdikten sonra tabii ki dışarıdan destek, bir de yaş da büyük. 18 yaşında mesela bizim giden sporcumuz. Dışsal motivasyona biraz yavaş yavaş desteği olan bir yaşta. Hem hocanın hem kulübün hem de sporcunun desteklemesi başarı getireceği diye düşünüyorum tabii ki. Ama buna yönetim ne der? Onu dediğim gibi bilemiyorum. Valla Murat hocam, ben kendi adıma söyleyeyim. Eğer ben bir sporcu yetiştirseydim ve Türkiye şampiyonu olsaydı vermezdim diyorsun. Ve ondan sonra da bu çocuğu tohum projesi vesaire neyse bir şekilde benden ayrılmak durumunda kalsaydı, ben bir sonraki sefer tekrar sıfırdan, çünkü öğretmek dünyanın en zor işi. Hakikaten zor en zor işi. Ben de üniversite öğretim üyeliği yapıyorum. Hani talebeleri yetiştirirken o şeyi biliyorum. En zevkli ama en zor işi. Tekrar nasıl motive olurdum? Doğrusu benim kafam karışıyor. Ama gene de Ankara'da, ben de Ankara'da yaşıyorum. Bizim gururumuz olan hocalardan bir tanesisiniz. Pek çok teşekkür diğer ediyorum. Kulüpteki hocalarımız gibi. İyi ki varsınız Murat hocam. Aman moralinizi bozmayın. Çalışmaya devam diyelim. Öyle yapmayı düşünüyorum. Desteklerim için gene teşekkür ederim. Ben size aynı zamanda konuk ettiğiniz için de teşekkür ederim. Peki. Kolay gelsin. Bir başka görüşmek programda üzere. Tekrar buluşmak üzere İnşallah. Diyelim. İnşallah. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler Murat hocam. Mustafa hocam görüşürüz. Görüşmek üzere. Yani şimdi Mustafa abi, tabloyu görüyorsun. Ne diyorsun? Biraz önce aynı şeyi söyledim. Yani ebeveyn olarak, veli olarak çocuğumun istikbalini eğer bu spordan sağlayacaksa zaten herkesten önce ben gönderirim. Götürürüm. Ama sağlayamıyorsa o zaman benim çocuğumun öncelikle geleceğini sağlaması lazım. Geleceğini kazanması lazım. Geleceğini de eğer spordan kazanmıyorsa başka alternatiflerden, yani iyi eğitim alarak bilmem ne yaparak kazanacaksa iyi eğitim için dershanesi, özel dersi, özel okulu bilmem ne hepsini kovalarım diye düşünüyorum. Ya Mustafa abi, şimdi Aykon Spor Kulübü'nün baş antrenörü Murat Hoca, bin bir emek, yıllar sonra Ankara'da bir mini sporcu, Türkiye rekortmeni bir sporcu yetiştiriyor. Sonra bu çocuğa deniyor ki, bu sporcu kardeşimize, biz seni, aferin başarılı oldun, biz seni olimpiyat için destekleyeceğiz. Ama evet,
bizim getirdiğimiz antrenörle bizim belirlediğimiz mekanda devam ederse. Sonra bir parantez açılıyor. Tabii hocam deniyor, yani siz de katılabilirsiniz, birlikte bir şey yapabilirsiniz. Bu teorik olarak söyleniyor ama pratikte mümkün olmayan bir durum. Yani yuvasından, kulübünden çocuk koparılıyor bir başka yapının içerisinde ve bundan olimpik başarı bekleniyor. Yani bilmiyorum, inşallah ben yanılıyorumdur Mustafa abi. Bir de şöyle bir durum var. Mevcut tablo içerisinde siz bu sistemde elit sporcu için uğraşır mıydınız? Yani bu sporcunun, başarılı olan sporculara bir ödül veriliyorsa ve bu başarıyı sağlayan kulüplere bir ödül veya bir yardım yapılıyorsa, o zaman bu elit sporcunun da o kulüp adına bir yerlere gitmesi lazım. Eğer gitmiyorsa... Evet. Gitmiyorsa daha fazla sürdürmenin de bir manası yok gibi insanlar algılıyor demek ki. Evet Mustafa abi, şimdi kısa bir aramız var. Bu kısa aramızdan sonra yüzmeyi konuşmaya, yüzmeyle ilgili sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Aradan sonra ben özellikle bu devşirme sporcu meselesini bir kere daha gündeme taşımak istiyorum. Malum Nur Topu gibi bir kızımız oldu. Zeynep Güneş. Victoria Zeynep Güneş. Victoria ama artık Zeynep. Ve herhalde bu şeyde de bir multinational yarışlarında da fena gitmedi. Ve olimpik olarak bize 2016'da madalya getirecek diye düşünülüyor, konuşuluyor. O yarışlara girecek mi, giremeyecek mi? O da bir ayrı tabii tartışma. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? Kısa bir aradan sonra tekrar yüzmeyle Mustafa Tunca ile devam edeceğiz efendim. Sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Bugün sporluğunda yüzmeyi konuşmaya devam ediyoruz ve Mustafa Tuncer 3. kademe yüzme antrenörümüz bizlerle birlikte. Ankara Aykon Spor Kulübü'nün baş antrenörü Murat Hoca'yla beraberdik ve Anadolu'da, Ankara'da ki kendisi bir Türkiye rekortmeni, sporcu yetiştirmiş, yüzücü yetiştirmiş bir başarılı bir antrenör arkadaşımız. Yüzmenle ilgili belirtti sıkıntılarını, problemlerini. Biz Mustafa abiyle aradan önce bu devşirme sporcularla, sporcuyla ilgili konuşmuştuk. Evet abi, ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi devşirme sporcu olmaz mı? Olur. Ve bir sürü branşta da bunlar yapılıyor. Ancak yüzme sporunda enteresanlık var. Yüzme sporunda olimpiyatlara bir ülke adına en çok iki sporcu katılabiliyor bir mesafede. Şimdi ilk ikiye giren takım sporcusunu buraya göndermesi mümkün değil. Göndermez. İzin vermez. Üçüncü adam o ülkenin üçüncü adamı zaten. Bunu aldığımızı varsayalım. Şimdi bunu da Amerika'dan getirdiğimizi varsayalım. Amerikalı olduğunu. Bunun Avustralyalısı var. Efendim işte Rus'u var, Çinlisi var, Japon'u var. Efendim işte Brezilyalısı var, Fransız'ı var, İtalyan'ı var, İngiliz'i var. Bunların arasında kendi ülkesinde üçüncü olan bir sporcunun olimpiyatlarda ne şekilde kürsü yapacağı tartışma konusu diye düşünüyorum. Mesela getirdikleri sporcu için, yani şu an elimizde bulunan sporcumuz diye söylediğimiz ve Multinational'da iyi derece yüzüp de olimpiyat barajı geçtiği söylenen sporcunun olimpiyatlarda madalya şansının ne olduğunu neye göre değerlendireceğiz onu bilemiyorum. Çünkü yüzdüğü dereceler belli. Geçen sene, bundan önceki olimpiyatlarda madalya alan veya final yüzen sporcuların dereceleri belli. Yani bugün o sporcunun Türkiye rekoru kırarak baraj geçtiği müsabakalarda bu derece ilk 8'e girmiyor. Evet. Bir de yüzüp yüzmeyeceği de tartışma konusu. Yani o da Ukrayna Federasyonu izin vermedi diye çok ciddi benim duyumlarım var. Evet. Yani bir de öyle bir durum var. Ha yani velev ki verdiğini varsayalım. Velev ki verdiğini varsayalım. Ama bu daha önce herhangi bir yerde yüzdüğü dereceler belli. Yani bu tesadüf, futboldaki gibi 35 metreden vurursunuz gol olur. Bir problem yok. Maçı da onunla kazanırsınız. Ama yüzme sporu zamana karşı bir spor.
Yani dereceler belli. Olimpiyatlardaki dereceler belli. Hiçbirbirimizi yani yanıltmanın bir anlamı yok. Yüzden derece Türkiye rekorunu bundan sonra ne kadar daha iyi kırabilir? Saniyenin %20'siyle, %30'uyla, %50'siyle 3 saniyeyle bu rekor kırılmaz. Kırılmayacağına göre de bu derecenin karşılığını bir önceki olimpiyatlardaki final derecelerin arasına sıralarsanız kaçıncı sıraya geldiğini görürüz. Evet. Yani bu noktada acaba şöyle düşünüyorum muhtemelen bir şey yapsak da ateşler mi sporu acaba hani böyle bir madalya alsak diye düşünüyor herhalde ama o konuda pek sizin doğru olmadığını düşünüyorum. Ben yani çok iyimser değilim o konuda. Anladım. Evet. Abi bakalım bu Yüzme Federasyonu'nda uzun dönem milli takımlar sorumlusu olan gene yüzmenin hani duayenlerinden tabir edildiyse Haluk Okur telefon attığımızda. Sevgili Okur merhaba. Merhabalar, merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun. Ağır bir gribal enfeksiyon geçiriyormuşsunuz. Evet, teşekkür ederim. Hani ben hekim olarak buradan nasıl faydalı olabilirim bilemiyorum ama programa katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Okur, bu federasyonda, mevcut federasyonda siz herhalde iki dönem görev aldınız. Evet. Yani bir buçuk dönem gibi belki. Ama çünkü ilki yarım dönemdi, ondan sonra bir tam dönem, bir buçuk dönem. Dolayısıyla mevcut planlamaların pek çoğunda son iki yıllık, iki buçuk yıllık kısım hariç aslında sizin aklınız, sizin deneyiminiz de çok belirleyici oldu. Buradan baktığınızda 2016 ile ilgili hedefimiz nedir? Ya 2016 hedefleri mutlaka... Yani başkanın deyimiyle final yüzeyim. Hani final yüzmeyi herkes ister. Gönül ister. Şu an çocuklara çok fazla yükleniliyor. Mesela tekrar yönteminde çok fazla yükleniliyor. Ben böyle bazı antrenmanları falan inceliyorum. İnanamıyorum yani. 80 tane 75 60 tane 50 gibi yani bayağı biraz yüklenme çok fazla. Ha, belki bunun sonucunda bir şeyler çıkacak. Ama biraz belki ben ümitli değilim. Anladım. Bu şeyle ilgili yabancı antrenör ve tohum projeleriyle ilgili görüşünüz nedir? Şimdi ben Kayseri'ye gittim. Kayseri'deki kulüplerle görüştüm. maalesef içeride kimse yok. Yani antrenörlerin bir ilgisi yok. O yabancı antrenöre karşı. Adamlar yüzdürüyorlar. Ama şöyle yüzdürüyorlar. Ya ne olursa olsun o adamı yüzdürüyor zaten. Çocuklar maaş alıyor. Çocuklar çerez alıyor. Çocuklar yemek yiyor. Çocuklar kalacak yerleri var gibi bir takım şeyler sağlanmış. Kulüplerde buna göz yumuyorlar. İyi tamam diyor adam. Nasıl diyor, benim adıma yüzecek. Yüzsün orada diyor. Ama bir Trabzon'da geçenlerde galiba bütün herkes çocuk sporcularını almış. Yani alınca malum kimse yüzemiyor. Yani orada da değişik bir düşünce var. Peki bu olimpik hazırlık projesi kulüplerle eşgüdüm halinde gitmiyor mu hocam? Şu an için gitmiyor galiba. Bana öyle geldi ama ben başkanla da paylaştım bunu. Dedim böyle yani antrenörler bu adamların şeylerini pek incelemiyorlar. Antrenmanlarını. Ben Kayseri'de 4 gün kaldım. 4 gün boyunca Colorado'nun antrenmanlarını inceledim. Baktım. Hep tekrar üzerine. Şey yok. Pek bir çalışma yok. Tamamen şey üzerine. Tekrar yöntemi üzerine. İşte tekrar yöntemi az önce bahsettiğim gibi 60 tane 50 yok işte 80 tane 100 gibi antrenmanlar bu şekilde. Peki hocam bu antrenörlerin seçiminde bir hata olduğunu düşünüyor musunuz?
gelen yabancı antrenörlerin, yani yabancı olsun çamurdan olsun mu mantık, nasıl bir mantık? Yok, gelen antrenörler bayağı isim yapmış adamlar. Evet. Yani kendi ülkelerinde isim yapmış adamlar. Olimpiyatlarda adam yüzdürmüş adamlar. O açıdan iyi. Ama biz bundan ne kadar yararlanıyoruz şimdi? Türk antrenörlerinin bundan yararlanması lazım. Ama benim şu ana kadar gördüğüm gibi yok, yararlanan yok. Peki niçin yararlanılmıyor hocam? Sonuç itibariyle antrenörler kaliteli ise sporcular da orada. Sporculara yemek veriliyor, yatma yeri veriliyor. Bir şekilde evet. imkanlar yaratılıyor. Zaman niye bizim yerli Türk antrenör arkadaşlar faydalanmıyor? İşte onu çözemedim zaten. Onu çözemedim. Bu Anadolu'nun en büyük handikapı. Anadolu yüzmesinin en büyük handikapı. Yani adam herkes çok biliyor. Halbuki ondan yararlansalar çok daha iyi şeyler çıkacak. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Hocam bunun dışında size ben bir de şeyi sormak istiyorum. Siz uzun dönem hala da Türk yüzmesindeki temel birkaç tane elektronik medya ortamı diyelim artık öyle diyelim. Onun editörlerindensiniz. Bu Türk Yüzme.com'un Bursa Yüzme.com'la birlikte belki son dönemde Swim 34 çıktı. Temel belirleyicisinizsiniz. Yüzme ailesi gerçekten son dönemde heyecanını kaybetti mi? Bana biraz öyle geliyor çünkü. Benim öyle vallahi heyecanını kaybetti. Kaybetti. İşte bu Amerika'ya giden çocuklar var. Onlar biraz heyecan yaratsın isteniyor. Bir de projeler var. İşte o projelerdeki çocukların da heyecan yaratması amaçlandı. Ama maalesef ben birkaç çocuk biliyorum mesela bir ilde oraya seçildiği derecelerini şu an yüzemiyor. Evet. Yüzemiyor yani. Evet. Peki hocam geleceğe yönelik sizin önerileriniz nedir? Yani tekrar bu heyecanı nasıl yaratmalı? Çünkü şey de yapıldı malum bütün bunlar sağlansın diye bir Avrupa şampiyonası, bir dünya şampiyonası da Türkiye'de yapıldı. Kısa kulvar yüzme şampiyonaları. Evet. Hani Türkiye'nin gündemine tekrar yüzmeyi taşır. Çocuklarımız böyle şampiyon sporcuları canlı gözle gördüğü zaman biraz daha motive olur. Biraz daha bu heyecan ülkede yükselir düşüncesiyle. Tohum projeleri buna hemen eklendi. Sizin emeğinizin geçtiği bu yükselti kampları vesaire yapıldı. Ama sonuçta vardığınız nokta 2016 için bir yeni evladımız Zeynep'ten umudumuz var herhalde. Ama onun dışında Amerika'ya giden çocuklarımızın değişik duyumlar geliyor ne yaptıklarıyla ilgili, sonuçta dereceleriyle ilgili. Yani sizin projeksiyonunuz ne? Ne yapmalı? Ya ben Dimitri'yle bir konuşmamız geçti bizim. Dimitri bana dedi ki, ya dedi, siz dedi fırsat pencereleri var dedi. Onu dedi kaçırıyorsunuz dedi. O kaçırdığınız için dedi Türk yüzmesi dedi maalesef dedi şu an istenilen yere gelemez dedi. Dedim neymiş o fırsat penceresi? 9-10 yaşında bir çocuk sıçrama özelliğini alması gerekiyor. 9-10 yaşında. Bu çocuk 11 yaşa geldiği zaman bu özelliği alamıyor artık. 12 yaşta alamıyor, 13 yaşta alamıyor. Daha öncesinde de alamıyor. Böyle olduğu için de 9-10 yaşta bu çocukların en azından zıplama, hoplama gibi, sıçrama gibi bir takım çalışmalar yapması lazım. Ama bu çocuklar ilkokulda var. İlkokullarda beden eğitimi dersi yok. Olmadığı için de biz bu çocukları harcıyoruz. Adam basa basa söyledi. Bunu dedi şey yapıyorsunuz dedi. Atlıyorsunuz dedi. Evet. Yani o fırsat penceresini daha birkaç tane daha var fırsat penceresi. Onları yakalarsak biz bayağı iyi bir şeyler çıkartacağız. Ama beden eğitimi dersi yok. İlkokullarda. Evet. Şimdi karşımıza çocuk geliyor.
Bir atlıyor suya, olduğu yere düşüyor. Türk yüzmesinin en büyük handikapı. Uzağa zıplayamıyor çocuklar. Evet. Atlıyor, olduğu yere düşüyor. Olduğu yere düşen çocuk bir daha nasıl yetişecek? Evet. Yani bu ve buna benzer bazı şeyler var. Teknik kısımlar var. Teknik kısımların ele alınması lazım. Maalesef biz teknikleri ele almıyoruz. İşte antrenör, yeni antrenör seçiliyor. Antrenör kurslarında ya birçoğunu ben verdim. Adam bir kağıt veriyor bize. Sınav kağıdı. Yani içler acısı. İçler acısı. Evet. Sınıfta bırakıyorsunuz. Bu sefer vay hoca bana taktı. Beni bıraktı. Yani bu tarz şeyler oluyor. Ama bu bizim temel altyapıdaki antrenörler eğer ki adam gibi bir çalıştırırlarsa teknikleri falan çocuğun tekniği bozuk arkadaş seyrediyor. Diyorsunuz arkadaşım diyorsun mesela niye buna diyorsun şey yapmıyorsun müdahale etmiyorsun. Hocam diyor şimdi ben onu düzeltemedim zaten diyor. Ya düzelmeyecek diye bir şey yok. Haluk Hocam belki de şunu düşünmek lazım. Elit sporcu yetiştirmiş, keşfetmiş olmanın Anadolu'daki bir antrenöre katkısı ne? Ya Anadolu'daki çok enteresandır. Biz de çocuğu bir at gibi düşünüyorlar. Çocuğun peşine takılıyor antrenörü. Diğer çocukları bırakıyor. O bir çocukla ilgileniyor. Ve onunla geziyor. Milli takımlarda onunla beraber geziyor. Hatta daha büyük kulüplere çocuğun satışını da sağlıyor. Oradan da bir gelir elde ediyor. Yani artık işte biraz ticarete döküldü. Çünkü hocam şöyle bakın. Sonuçta ekonomi hayatın gerçeği. Buradan baktığımız zaman mevcut kaynakları elimizde kamunun verdiği bu spor gelişsin diye kamunun verdiği kaynakları kulüp ölçekli, kulüp desteklemeye yönelik harcayabiliriz. Birinci seçeneğimiz bu. İkinci seçeneğimiz, biz kulüplere güvenmeyiz, antrenörlere güvenmeyiz. Kendimiz bir takım projeler geliştiririz. Örneğin, yurt dışından olimpiyatlarda işte sporcu yüzdürmüş kaliteli antrenör getiririz. Sonra sporcuları kendi bünyemizde toplarız. Teorik olarak tabii ki işbirliği yapıyor görünürüz ama pratikte bu böyle olmaz. Bu şekilde yol almaya çalışırız. Kaynakları buraya ayırırız. Ama anlıyoruz ki bizim bu önerdiğimiz şey yerel insanlarla birlikte, kulüplerle birlikte yol almadığımız zaman hiçbir şey getirmiyor. Dostlar alışverişte görsün. Proje var mı? Var. Sporcu destekleniyor mu? Destekleniyor. Olimpiyatta sporcu yüzdürmüş kaliteli yurt dışı yabancı antrenör var mı? Var. Sonuç aynı noktadayız. O zaman belki de bilmiyorum. Belki de acaba sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri altını çizerek söylüyorum. Bu üçlüyü birlikte mi desteklemek lazım? Bunlara yönelik projeler mi geliştirmek lazım? Bilemiyorum. Hocam son bir soru. Tabii siz Anadolu'da belki de ilk senkronize yüzme kulüplerinden bir tanesini kurdunuz. Evet. Nasıl gidiyor Eskişehir'de senkronize yüzme? Vallahi çok fazla ilgi var. Çok fazla ilgi var. Bazen yani ilgiden bunalıyoruz. Bir de şu var, herkes çocuğunun bu işi yapabileceğini sanıyor. Çocuğu getiriyorsunuz, gösteriyorsunuz anne babaya. Diyorsunuz bakın bunda bu yetenek yok çocukta. Hayır diye olur. Yani bu tarz şeyler de yaşıyoruz şu an. Ama zorlu güzellik olmaz. Evet. Vallahi hocam bu senkronize emeklerinizden dolayı da ayrıca ben size hani teşekkür ederim. Benim başkanlık döneminde, Yüzme Federasyonu başkanlığı döneminde de en çok keyif aldığım branşlardan bir tanesi de senkronize yüzmeydi. Evet, Mustafa Tuncer de burada bizle birlikte. Eski dostsunuz. Evet abi, sizin bir sorunuz var mı Haluk Hoca'ya? Vallahi Haluk Hocam, önce geçmiş olsun. Sağ ol abi. Ben biraz önce söyledim, bu tohum projesi sırasında Kayseri'de işte bir miktar maaş olarak yardım ediliyor, işte yiyecek olarak, yemek olarak falan. Bunların miktarlarıyla ve devamlılığı konusunda bir fikriniz var mı? Vallahi
Bunların başında bir insanlar var. Proje yöneticileri. Bunlar bayağı iyi asılıyorlar. Mesela kaç tane arkadaşı ben çok tuttum yani. Hemen çocuklara çocuklarla ilgileniyor. Bire bir ilgileniyor. Bu hoşuma gitti. Hoşuma gitti yani. Hayır, ben şunun için sordum. Yani bu sporcuların bir istikballeri söz konusu. Şimdi bu adamlar bu spordan geleceklerini sağlayabilecekler mi bu karşılanan bedellerle? Yoksa bu projenin sonunda bir yere gitmediği zaman bu adamlara gidin ne iş yaparsanız yapın mı denecek? O anlamda merak ettim. Yoksa yani geleceğini garanti etmedikten sonra 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene maaş vermenin ne kadar bu çocuğu bu motive edecek? Mustafa Hocam, Türkiye gerçeği o ama. Artık sen yapamıyorsun, bırak. Türkiye'nin gerçeği bu. Evet. Haluk yani Hocam, umarım bir gün umarım bir gün gerçeğimiz değişir. Umarım bir gün yüzme sporunda ki siz ömrünüzü verdiniz. Bizim gençlerimiz, evlatlarımız hak ettiği başarılara kavuşur. Sizi daha fazla yormayalım hasta halinizle. Tekrar teşekkür ederiz. Hem yüzme emekleriniz için hem de programımıza hasta hasta katıldığınız için. Acil şifalar. En kısa sürede görüşmek dileğiyle sevgili hocam. İnşallah. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Yani Mustafa abi şey hep aynı. Problem hep aynı. Baktığımız zaman işte Trabzon'da tohum projesindeki ekip ben sporcumu çektim diyor. Veya bu tarafta rekortmen sporcu yetiştiriyorsun ama antrenmanına artık gidemiyorsun. Çocuk kopuyor. Bu tarafta dediğiniz gibi sistemin ne kadar süreyle çocuğa destek olacağı, çocuğa bir istikbal kurup kurmayacağı kocaman bir soru işareti hiç kimse bilmiyor. Ve bu noktada biz yabancı sporcuları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaparak belki onun yüzdüğü mesafede yıllarca emek vermiş sporcunun, antrenörün, evladımızın, antrenör arkadaşımızın, kulübümüzün emeklerini de bir kalemde yok varsayarak başarı kovalayacağız diyoruz ve bu başarıdan da biz gurur duyacağız bu diyoruz. Bu Zeynep Güneş'in ardından gelen sporcu İstanbul Yeşil Yurt Kulübü'nden bir sporcumuz var. Batu'nun yetiştirdiği. Onun peşinde. Şimdi bu kızı alıp kopardığı zaman yarın o çocuk bu işi bırakacak belki. Bırakacak. Yani ne yaptık? Biz bir madalya umuduyla bir kendimize bir sevinç yaratacağız. Oradan aldığımız madalyayla bir yere geleceğiz diye düşünüyoruz. Hayırlısı olsun bakalım abi. Bakalım ülkemizin en doğusunda Van'da durum nasıl? Feyyat Öztürk bizlerle beraber. Feyyat merhaba. İyi günler, iyi programlar. Ya teşekkür ederiz. Pazar günü bize katıldın programımıza. Biz Van'daki durumu merak ettik. Tabii Ankara'daki durum, Eskişehir'deki durum, İstanbul'daki durum pek parlak görünmedi bize. Anadolu'daki kulüpler anlamında söylüyorum. Evet. Van'da nasılsınız? Şimdi biz de antrenmandaydık. Canlı yayına bağlanıyorum. Öncelikle programınızda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki biz Van bölgesinde en son havuzuz. Öyle görünüyor. Yani haritanın en sonundaki havuzuz. Tabii çok nasıl denir, mükemmel bir tesis kuruldu aslında bu son dönemde. 2013 yılından sonra olimpik yüzme havuzu kuruldu bu bölgeye. Fakat bu bölgede şöyle bir durum var, yarışlar gelmiyor. Eğitim seminerleri çok uzak kalıyor bize. Biz bölgede havuzda eğitimlerimize başladığımızda 2 antrenördük. Şimdi sayımız 14 antrenör. Ama çalışma programlarımızdan dolayı, arkadaşlarımızın diğer işlerinden dolayı bizler Batı bölgesine veya diğer bölgelerdeki seminerlere gelemiyoruz. Mesai saatlerimizden dolayı. Bununla alakalı bizim sürekli federasyonumuzdan ricamız bu bölgede eğitim seminerlerinin açılması, bölgeye yarışların verilmesi. Çünkü bizler bu bölgede, yani tüm antrenörlerimiz aslında burada çok gönüllü çalışıyor. Hizmet veriyor. Özel hayatlarından fedakarlık ediyor. Ki burada Van bölgesinde, Doğu Anadolu'da bir havuz kültürünü, bir yüzme sporunu hem sporculara, öğrencilere hem de velilere aşılayabilmek. Ama buralara yarışmalar veya herhangi bir etkinlikler getirilmediğinde bu bölgede bunları biz reklamını yapamıyoruz.
bu sporu yayamıyoruz açıkçası. E bu nedenle de az sayıda öğrencimiz oluyor. Bununla birlikte çıkaracağımız sporcular da çok az oluyor. Ama buna rağmen gene Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yıldızlar Ligi'nde kız takımımız Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Bu bir ilkti yani. Bu kısa süre içerisinde bir ilkti bu. Bu şekilde yani bizim federasyonumuzdan isteklerimiz aslında bu. Yeni bir havuzuz. Antrenörlerimiz de çok yeni. Tecrübeli antrenörlerimiz yok. Bu şekilde sahip çıkılması aslında bizim isteğimiz. Feyyat, federasyon sence bu demin Ankara'daki kulüpteki Murat Hoca'ya da sordum aynı soruyu. Bireysel sporlarda sporcu mu desteklenmeli, kulüp mü desteklenmeli? Nasıl bakıyorsun? Muhakkak kulüplerin desteklenmesi gerekiyor. Çünkü benim zaten burada bir kulüp aktif olarak, iki kulüp aktif olarak çalışıyoruz Van'da. Diğerleri zaten il müdürlüğümüzün antrenörleri. Ben de bölgeye ilk geldiğimde Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'ndan geldim. Atlantis su sporlarından. Kendi memleketim olduğu için buraya hizmet verelim dedik. Yani burası sahipsiz kalmasın, burada görev yapalım dedik. Bununla birlikte kulüpleşmeye gidiyoruz ama kulüplerin de desteklenmesi gerekiyor. Aslında federasyonumuz hani bizi burada destekledi de inkar etmemek gerekiyor. Nasıl destekledi? İki kere burada birinci kademe yüzme antrenörlüğü açıldı. Bu seminerlere antrenör olan da veya belgeselinde olan antrenörlerimiz de eğitimlere katıldı. Bir yenileme oldu en azından. Yani bu şekilde antrenörlerimiz de kendine çok şey katıyor. Örnek veriyorum, burada irtifa bölgesi burası. 1720 rakımda bulunan bir havuz burası. Kara antrenmanlarının yapılacağı bölümler 3200 rakımlara kadar alanlarımız var bizim. Kara antrenmanlarının yapılacağı bölgeler var. Bu bölgede örnek veriyorum. Milli takımımız gelip 20 gün bir kamp programı düzenlese burada. Buradaki 12-13 antrenörümüzü faydalanması ne kadar önemli olur? Evet Feyyat, tabii şeyde de böyle merkezler var. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, mesela Güney Afrika'da da var, Fransa'da var. Evet. Böyle yükselti kamplarının yapıldığı. Herhalde oradaki antrenörlerden veya bilmiyorum sosyal tesislerin seviyesi nedeniyle mi, kalitesi nedeniyle mi federasyon o tür yerleri tercih ediyor. Ama bu kanaldan duyurmuş olalım, bunun takipçisi de olacağız. Çok doğru söylüyorsun, Van bu noktada rakım olarak uygun. Ve çok güzel bir tesis olduğunu söylüyorsun. Hem de kesinlikle yani biz Anadolu Yıldızlar Ligi'ne gittiğimizde Güneydoğu'daki havuzlarımızda gördük, Doğu Anadolu'daki diğer havuzlarımızda gördük. Buradaki havuz olimpik yüzme havuzu. Yani her şeyle tam olan bir havuz. Evet. İnşallah bundan sonra belki olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız yükselti kamplarını Van'da yaparlar. Bu arada Erzurum'da bir merkez vardı. Abi onun son durumunu biliyor musun? Bitmedi henüz. Henüz yani bitmedi. Bitip bitmeyeceği de soru işareti. Evet, oraya da ciddi bir harcama yapıldı ama sonucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Peki yani burada aslında bir yeni bir harcamanın yapılmasına gerek yok aslında. Çünkü burada hazır bir tesis var. Kamp merkezi olarak tesisimiz hazır. Kara antrenmanlarının yapılacağı yerler belli. Yani buraya sadece sporcularıyla birlikte takımlarımızı, milli takımımızı veya diğer kulüplerdeki sporcularımızı bizler burada misafir etmek isteriz her zaman. Anladım. Sadece Van'ı fark etmek, oradaki tesisleri fark etmek yeterli diyorsunuz. Tabii ki. Umarız bir program ya da bizim bundan sonraki çabalarımız buranın fark edilmesi konusunda bir nebze olsun katkı sağlar. Bu çok önemli bir durum sağlar Aydın Bey. Nasıl hem antrenörlerimiz gelecek olan sporcuları görerek, gelecek olan antrenörleri, tecrübeli antrenörleri görerek kendine bir şeyler katacak. Bununla birlikte sporcularımız teşvik edilecek, biraz daha heyecanlanacak ve velilerimiz bu spora biraz daha önem verip öğrencilerinin arkasında duracaklar. Bu hem bana kazandıracak, hem bizlere kazandıracak, hem de milli takımımız veya diğer kulüplerimiz daha uygun fiyatlara, daha rahat bir ortamda kamp antrenmanları yapacaklar, irtifa antrenmanları yapacaklar. Evet, bunun duyurusunu da buradan yapmış olalım. Evet. Feyyat Hocam, son olarak hem Sakarya'yı gördünüz, orada görev yaptınız, hem Van'dasınız şu anda, memleketinizdesiniz. Anadolu'da yüzmeyi geliştirmek adına böyle 3-5 cümle etmek gerekse, tabii günlerce konuşulsa süre yetmez ama 3-5 cümle etmek gerekse neler söylersiniz? Yani bizlere gelinmesi gerekiyor, misafirimiz olunması gerekiyor, tecrübeli antrenörlerin gelip burada hem antrenör yetiştirmesi gerekiyor hem de sporcularımızı görüp
fikir vermeleri gerekiyor. Bir iki cümle budur yani diyebilsek. Evet. Yani büyük bir ailenin parçası olduğumuzu hissetmek istiyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Belki böyle, kesinlikle. Böyle özetlemek gerekir. Hocam, hocam çok teşekkür ederiz. Bu pazar günü programımıza renk verdiniz, katkı sundunuz. Hem de Van'la ilgili önemli bir duyuruyu yapmış olmamıza vesile oldunuz. En kısa sürede tekrar görüşebilmek dileğiyle. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İyi program. Beyhan Hocam, teşekkürler. Sağ olun Mustafa Hocam, teşekkürler, saygılar. Sağ olun. Hani abi canlı yayındayız, yüzme programı yapıyoruz. Ne diyeyim? Yani yurt içinde mükemmel tesislerimiz var. Yükseklik uygun. Şimdi burada bu işleri yapmak mümkünken hangi akıl, hangi mantık? Erzurum'a da yapılsın, fazla tesis, hani bir zarar yok ama oraya bu kadar masraf yapacak. Döneceksiniz, yurt dışında bir sürü merkezlere bu çocukları alıp taşıyacaksınız. Dünya bir masraf yapacaksınız. Halbuki bu tarafta bir taşla iki kuş vurmamız mümkün. Hem o bölgeye de yüzmenin marka değerini artırıp promosyonunu yapmış olacaksınız. Yüzmeye sempatiyi artıracaksınız. Oradaki ne diyor Feyyat Hoca? Ya ben diyor bu bir ailenin parçası olduğumu hissetmek istiyorum diyor. Israrla ben buradan soruyorum. Ben para pul şu vesaire isterim demiyor. Malzeme isterim demiyor Feyyat Hoca. Diyor ki bana sadece... Yani bu Anadolu'daki bir sürü, Malatya'daki, Gaziantep'teki, Adana'daki, ne bileyim Samsun'daki, Trabzon'daki, Konya'daki, Antalya'daki bir sürü antrenör arkadaşımızın görüşü aslında. Ya diyor biz sizden para pul falan bir şey talep ettiğimiz yok aslında. Sadece bizimle sizin bir parçamız olduğunu bize hissettirin, bu kafi diyor. Şimdi Aydın Bey, işin özü şu. Türkiye'de 81, başlarken de aynı şeyi söylemiştik. 81 ilimiz var. 81 ilimizde 81 tane havuzumuz var. Öncelikle. Yani spor genel müdürlüğüne bağlı olan 81 tane havuzumuz var. Bunun dışında belediyelerin, üniversitelerin, kolejlerin havuzları var. Van'da da iki kolejin havuzu var. Ayrıca. Yani şeyin dışında. Ondan sonra Van'da Van Gölü denen bir şey var açık su için. Ve bu Akdamar Adası'yla Gevaş arasında hani senede bir defa Van Denizi şenlikleri sırasında yüzme yapılıyor. Yani Van yüzmeye çok yabancı bir yer değil. Onun için de yani olmaması için bir gerekçe yok. Ha uzaklık mı? Doğrudur. Uzaktır. Yani şimdi kalkıp da İstanbul'dan birisini Van'a götürmek için mutlaka uçakla götürmeniz lazım. Yani karayoluyla giderseniz 30 saatte gideceksiniz. Abi Güney Afrika'ya nasıl gidiliyor? Uçakla gidiyorlar. Yani dolayısıyla bu bir tercih meselesi abi. Hayır, bir yaklaşım meselesi. İşte onun için de oralarda söylediği gibi yani kendi başlarına bırakılmamalar lazım. Sadece orası için değil. İşte Van'ı, Bitlis'i, Van'da havuz var. Bitlis'te havuz var. Siirt'te havuz var. Batman'da havuz var. Diyarbakır'da havuz var. Hakkari'de havuz var. Yani bunların hepsini biliyoruz. Şimdi buradakileri hani bir hasbelkader bir kurs yapıp da senin antrenörün var bundan sonra sen bak başının çaresine dersen ondan sonra bu şekilde şikayetleri veya talepleri dinleriz. Peki abi ben son olarak programımızın yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Anadolu'daki yüzme ailesine en sık dokunan insanlardan biri sensin. Dolayısıyla doğru kişi sensin bu soru için. Sorunun cevabını almak için diye düşünüyorum. Kayseri örneğinde olduğu gibi bu tohum projeleriyle oradaki yerel antrenörlerin ya da Trabzon örneğinde, Ankara örneğinde olduğu gibi iletişimi niye kopuyor? Nerede? Yani bu niye sağlanamadı bu koordinasyon? Şimdi bunun gerekçesi tamamen kültür çatışması. Yani oraya görevlendirilen yabancı antrenörlerin kültürü, sosyal ilişkileri farklı. Bizim sporcularımızın da farklı. Yani bizim antrenörlerimizin de farklı. Bu çatışmanın olma gerekçesi bu. Yani şimdi o adam, biz çocuğun peşinde koşuyoruz. Hani dersini de soruyoruz, yediğini de soruyoruz. Ailede bir problemi varsa antrenörle konuşuyor. Biz de aynı şeyi yabancı antrenörden bekliyoruz. Samimiyeti, sıcaklığı bekliyoruz. Ama onun kültüründe yok. Adama diyorsun ki işte şu otur tribüne diyor. Bunlar yaşanmış şeyler yani antrenörlerin ağzından. Otur tribüne izle diyor.
Şimdi neyi yaptığını sen kendin bilerek yapacaksın. Bu samimiyetsizlik olduğu için de antrenörler maalesef birlikte çalışmaya çok sıcak bakmıyorlar fahri olarak. Ha, bu antrenörlerin yanına yerli verilen, hani onun yanına yardımcı diye verilen, bu işten bedel alan kişilerin böyle bir şeyi yok, tasarrufu yok. Onlar çalışıyorlar. Ama kulübün sporcusunu ona veren bir takımın antrenörü eğer böyle bir organik bağı yoksa, oraya gittiği zaman bu sporcu benim diyor ama oradan o sıcaklığı göremediği için de doğal olarak girmeme yanlısı oluyor. Şöyle bir hissiyat oluyor mu? Hani bizim antrenör arkadaşlar beni affetsin. Sanki yabancı antrenör daha bir üst antrenör, daha kaliteli antrenör de bu çocuğu yetiştiren, bu yetenekleri bulup bu noktaya taşıyan bizim oradaki yerli antrenörlerimiz daha mı böyle acaba bir geri kademe mi görülüyor? Evet. Yani bu tartışmasız öyle. Niye böyle abi? Bu iklimi kim yaratıyor? Bu iklim maalesef Türkiye'de sadece yüzmede değil, bütün sporlarda da aynı şey var. Bununla ilgili çok kısa bir anekdot anlatayım ben. Ankara'ya bir Rus antrenör gelmişti. Mr. Olek. Şu an İsrail milli takımının başındaydı en son dönemde. Şimdi ne yaptığını bilemiyorum. O geldiği zaman işte biz havuz şartlarını kendisine söyledik. Şu şekilde, şu şekilde. Tamam dedi. Bu dünyanın her yerinde öyle ama burada okulla ilgili şöyle bir problem var dediğimiz zaman onu da çözeriz dedi. 3 ay sonra sen bana doğru söylemişsin. Senden başka kimse bunu söylemedi dedi. Evet. Adam gittikten sonra da antrenörlük teklifi geldiği zaman antrenör kulüplerden dedim ki Olek kaç para alıyordu? Şu kadar para. Ben 50 lira fazla istiyorum diyordum. Niye? Ben Türkçe biliyorum diyordum. Yani böyle de bir anekdotumuz var. Evet. Peki Mustafa abi çok teşekkür ederiz. Anlaşılan biz daha yüzmeyi epey bir tekrar konuşacağız. Sevgili seyirciler, Spor'un bu haftaki programında Anadolu'da yüzmeyi Mustafa Tuncer'le ve Anadolu'da Ankara'dan, Eskişehir'den, Van'dan kıymetli yüzme hocaları, yüzme antrenörlerimizle konuştuk, tartıştık. Bir sonraki programda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, mutlu kalın.